Selçuk Türk Yılmaz. Dünya 5'ten büyük mü? Afrika'nın Avrupa devletleri tarafından paylaşılmasını karara bağlayan 1884-85 Berlin Kongresi yaklaşık 4 ay devam etti. Modern sömürgecilik tarihini başlatan bu kongrenin Afrika ülkeleri üzerindeki derin etkisi günümüzde de devam etmektedir. Afrika'nın kuzeyinde sınırlı düzeyde Osmanlı nüfusu vardı fakat bu sömürgeci Avrupalı güçlerini durdurabilecek düzeyde değildi. 1. Dünya Harbi başlamadan önce Trablusgarp'ta İtalya'nın işgal girişimleri durdurulmak istenmişse de elde edilen başarı sınırlıdır. Balkanlarda başlayan karışıklıklar nedeniyle Osmanlı askerleri Kuzey Afrika'dan ayrılmak zorunda kaldılar. Sömürge siyaseti Avrupa emperyalizmini bütün dünyaya hükmetmeye sevk etti ve kendi aralarında dünyanın paylaşılması yönünde çok şiddetli bir mücadeleye giriştiler. Birinci Dünya Savaşı'nın Afrika işlerinin nihayete erdirilmesinden sonra başlaması oldukça anlamlıdır. Bu savaşta Osmanlı coğrafyasının paylaşılması yani şark meselesinin çözüme kavuşturulması yarışının sonucuydu. Petrol kaynaklarına sahip olmak isteyenler Osmanlı coğrafyası üzerinde büyük baskı kurdu. Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri Afrika ve Osmanlı coğrafyasının paylaşılmasından sonra oluşturdukları bir kurum olan Cemiyeti Akvam'la kazanımlarını koruyacak sisteme ulaştılar. Cemiyeti Akvam, İngiltere ve Amerika barışını sürdürmeye hedefleyen bir kurumdu. Musul meselesinin İngiltere lehine çözüme kavuşturulması hukuki bir çarısı değil, bilakis bir el koyma işiydi ve petrol yataklarının statüsü İngiltere lehine belirlenip sömürgeciliğe hukuki bir çerçeve kazandırıldı. Cemiyeti Akvam ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki adıyla Birleşmiş Milletler, Amerika ve İngiltere tarafından oluşturulan statü Koyu, işlevsel kılmaktan başkaca bir amaca hizmet etmedi. İsrail'in Osmanlı coğrafyasında Batı'nın temsilcisi bir devlet şeklinde ortaya çıkması da İngiltere ve Amerika barışını sürdüren, koruyan Cemiyeti Akvam ve Birleşmiş Milletler siyasetinin sonucudur. Birleşmiş Milletler ne Bosna'da ne Cezayir ve Libya'da ne Azerbaycan Karabağ'da ne İran işgalinde ne de Suriye Savaşı'nda Müslümanlar lehine etkili bir politika izlemedi. Çünkü kurumun varlık sebebi Amerika-İngiltere barışını korumaktı. Birinci ve ikinci savaştan sonra oluşan statiko devam ettiği müddetçe başka bir gelişmede söz konusu olamazdı. Dünya beşten büyüktür. 2008 küresel ekonomik krizi sonrası dönemin başbakanı olarak Erdoğan'ın Davos'ta İsa ile One Minute demesi sıradan bir hadise değildir. Bir başlangıç noktasıdır ve Amerika-İngiltere barışının ürettiği statikonun devam ettirilebilir olmaktan çıktığını gösterir. Erdoğan'ın başkanlık sürecinde dünya 5'ten büyüktür iddiası 1918'de şekil dünya düzenine bir itirazdır. Türkiye'den başka güçlü bir itiraz merkezinin oluşması da düşünülemezdi. Zira sistem Türklerin kaybı üzerine kurulmuştu. Filistin coğrafyasında kurulan İsrail ile Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenilen devletçik Amerika-İngiltere devletidir. Her ikisi de doğrudan Türkiye'nin coğrafi alanındaki tahrif edici faaliyetler cümlesindendir. 1914'te Türkiye'nin 6 Doğu vilayetinde Ermeni devleti kurulmak istenmişti. Osmanlı'yı onlarca yıl Ermeni gailesiyle meşgul eden Batı, coğrafyamızda İsrail'le önemli ve uzun süreli bir kazanım elde etti. Şimdi bunu Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyini içine alacak şekilde tasarlanan bir PKK, PYD, YPG, DAEŞ, FETÖ devletiyle yapmak istiyorlar. Fırat'ın doğusundaki terör oluşumu bu açıdan çok önemlidir. Türkiye'nin İdlib'de Suriye Savaşı'nı durdurma ihtimali olan bir barış sürecini başlatması çok önemlidir. Çünkü bu küçük şehirde Filistin ve Musul gibi Osmanlı'nın kaybetmesiyle ortaya çıkan sistemin devamını temsil eder. Astana süreci Amerika-İngiltere barış alanının dışında yani Birleşmiş Milletler çatısı dışında işledi. Bu sürecin İdlib'de ulaştığı başarı Erdoğan'ın başkanlık sürecinde sıkça dillendirdiği dünya 5'ten büyüktür iddiasının temelsiz olmadığını gösterir. Böylelikle dünya 5'ten büyüktür iddiası bir slogan olmaktan çıkıp ete kemiğe bürünmeye başladı. İsrail'in İdlib'de varılan anlaşmayı sabote etmek için alelacele ortaya atılıp Amerika, İngiltere ve Fransa'yı görünmez kılmaya çalışması da çok önemlidir. Bu acelecilik kendini doğurup koruyan devletlere ve onların barışını devam ettiren cemiyeti Akvam ve Birleşmiş Milletler Çatı Örgütlerine borcunun ispatıdır. Türkiye, dünya beşten büyüktür diyor ve bu iddianın arkasında duruyor.